Güneşin bulutsuz ve masmavi gökyüzünde parladığı bir gündü. Hava sıcaklığı 30 dereceydi. Rüzgarın hızı ise saatte 50 kilometrelerden 65 kilometrelere kadar çıkıyordu. Öğlen saatlerinde Toronto itfaiyesine bir yangın ihbarı geldi. Başlangıçta itfaiye ekipleri hiç endişelenmediler. Çünkü benzeri yangınları söndürmek sadece birkaç saatlerini alıyordu. Ekipler olay yerine gittiğinde ise yangının meydana geldiği 30 katlı binada yangının tam olarak nereden çıktığını bir türlü bulamadılar. Çünkü alarmın geldiği 19. katta herhangi bir yangının eser yoktu. Bunun üzerine endişeye kapılan itfaiye ekipleri yangını en yüksek seviye alarm olan 6. seviyeye taşıdılar ve küçük bir yangın 300'den fazla itfaiye görevlisinin ve 27 itfaiye kamyonunun müdahale ettiği büyük bir olay haline geldi. Ve sonrasında yapılan incelemelerde ise 24. kattaki 2424 numaralı dairenin balkonuna düşen bir sigaradan kaynaklandığına karar verdiler. Peki nasıl oldu da küçücük bir sigara bu kadar büyük bir olaya sebep oldu derseniz, balkon kapısından giriş kapısına kadar tepeleme evrak ve kitapla dolu olan bu evde aslında bu kadar evrak ve kitap bir nebze kibrit kutusu görevi gördü ve aslında yangını bu denli büyük boyutlara taşıdı. Elbette ki aşırı kitaplarımız, aşırı eşyalarımız ya da istifçiliğimiz her zaman bu denli felaket senaryolarıyla sonuçlanmıyor. Ama öte yandan kiminle konuşsam, kiminle dertleşsem hepimiz bir noktada eşyada boğulma sorunuyla karşı karşıyayız. Hayatımızın en azından bir döneminde bunu yaşıyoruz. Benim minimalizmle ya da sadeleşmeyle ilgilendiğimi gören birçok insan aslında bana kendi yaşadıkları sorunlardan bahsediyorlar ya da işte hangi noktada tıkandıklarından, hangi noktada çözümsüzlüğe ulaştıklarından bahsediyorlar. Baktığım zaman gerçekten ciddi bir çözümsüzlük söz konusu olduğunu görüyorum. Bana göre çözümsüzlüğümüzün tek sebebi evimizdeki fazlalıklardan kurtulamıyor oluşumuz değil, öte yandan gereksiz yere alışveriş yapma davranışımızdan tam olarak vazgeçemiyor oluşumuz. Çocukluğumla, kendi küçüklüğümle şimdiki zamanı kıyasladığımda sanki gün geçtikçe tüketimimiz artıyormuş gibi hissediyorum. Bunu herhangi bir somut bir dataya dayanarak söylemiyorum ama bunu kendi gözlemlerime dayanarak söylüyorum. Yani ampirik olarak konuşacak olursam günden güne alışveriş yapma davranışımız artıyor gibi hissediyorum. Eskiden böyle bayramlarda, düğünlerde, özel zamanlarda bir şeyler alırken şimdi neredeyse günlük hayatımızın bir rutini haline geliyor. İnternete girip bir şeyler görüp özenip sonra onu satın al tuşuna basıp tek tuşla satın alma davranışı. Peki nasıl oldu da bugünlere geldik? Aslında birazcık bunlardan bahsetmek istiyorum. Bu arada lütfen videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Çünkü videonun sonunda sizlere küçük bir sürprizim olacak. Olay tabii ki yine Amerika'da başlıyor. 1865 yılında Amerika İç Savaşı bitince Amerika'da üretimler tavan yapıyor. İşte savaş alanları tarlalara dönüşüyor ve tarım faaliyetleri, sanayi faaliyetleri Amerika'nın gelişimine bir katkı sağlıyor. Öte yandan Birinci Dünya Savaşı bile Amerika'nın işine yarıyor. Çünkü Avrupa'daki topraklar ve fabrikalar zarar gördüğü için onlar da ihtiyaçlarını Amerika'dan ithal ederek karşılamaya başlıyorlar. Amerika ekonomisi gelişmeye devam ederken nüfus x hızıyla artıyor ama öte yandan üretim ise 4x hızıyla artıyor. Dolayısıyla ortaya bir arz fazlası çıkıyor. Mesela tekstil fabrikaları yılın sadece 6 ayı çalışarak bütün bir yıla yetecek kadar kumaş üretebiliyorlar. Yani dolayısıyla bu fabrikalarda çalışan işçiler, mühendisler yılın yarısını aileleriyle, arkadaşlarıyla, hobileriyle ilgilenerek geçirebilecekleri bir zaman yaratmış oluyorlar. Şu an günümüzde herhangi bir fabrika için bunu düşünmek son derece ütopik bir durum. Ve böyle üretim fazlalığı oldukça aslında insanlar iki düşünceye ayrılıyor. Bir grup insan diyor ki üretimi azaltalım. İnsanlar az çalışsın, geriye kalan zamanda işte farklı şeylerle ilgilensin. Ama öte yandan diğer bir grup diyor ki hayır biz tüketimi arttıralım. Ve 1920'li 30'lu yıllarda Amerika'nın başına Herbert Hoover diye bir adam geliyor. Ve bu adam çalıştığı diğer insanlarla beraber reklamcılığı ekonominin can damarı haline getiriyor. Ve bu esnada da devrim niteliğinde iki fikir ortaya atıyorlar. Bunlardan bir tanesi daha dayanıklı, sağlam, kaliteli ürünler üretmek yerine
daha kolay bozulabilen, daha az ömüre sahip ve kullandıkça tükenip biten ürünler yaratmak. Ki bu durumdan kıyafetlerimiz neden eskiyor videosunda aslında detaylıca bahsetmiştik. İkinci fikir ise tüketicilerin bunları satın alması için paraya ihtiyaçları olacağını akıl ediyorlar ve böylece de tüketici kredileri ortaya çıkıyor. Aslında şu anki durumun temelleri 1920'li 30'lu yıllarda atılmış oluyor. Tabii ki bazı sanayiciler bu duruma şiddetle karşı çıkıyor. Mesela ilk otomobili üreten Henry Ford çok beylik bir laf ediyor ve diyor ki bizden araba satın alan bir adamın ömrü boyunca bir daha araba satın alması gerekmesin diyor. Ama tabii ki satışlar düşünce o da stratejisini 180 derece değiştirmek zorunda kalıyor. Böylece para konusundaki en dikkatli, en tutumlu insanlar bile 20. yüzyıl içinde bu Amerikan davranışından da etkilenerek daha savurgan, daha gösterişçi ve fonksiyonellikten çok dış görünüşünü beğendikleri için bir şeyler satın almaya başlıyorlar. 21. yüzyıla geldiğimizde ise olaylar birazcık daha farklı evriliyor. Çünkü başlangıçta kararları en tepedekiler verirken artık ne izlediğimiz, ne okuduğumuz, ne tükettiğimiz konusunda eskisi kadar güç sahibi değiller. Çünkü bizim de etkilendiğimiz kişiler artık en tepedekilerden kendimiz gibi halk seviyesinde olan insanlar olacak şekilde değişti. Çünkü artık reklamlarda mankenler oyunculardan çok influencerları görüyoruz ya da televizyonlarda gene mankenleri, oyuncuları görsek de internette daha çok influencerları görüyoruz ya da influencerların sözüne güvenip daha fazla alışveriş yapıyoruz aslında. Ama öte yandan tüketim anlamında değişen olumlu bir şey olmadı. Çünkü hala bir şeylerden birilerinden etkilenerek alışveriş yapmaya devam ediyoruz. Bu durumdan şikayetçiysek eğer kendimizi korumamız için de bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ki bu videonun ilhamı olan İstif Çağı kitabı bunun yolunun deneyimcilik olduğunu söylüyor. Açıkçası kitapta katıldığım, katılmadığım ya da kısmen katıldığım bir sürü düşünce var. Mesela kısmen katıldıklarımdan bir tanesi İstif Çağı kitabı diyor ki eşyada boğulmak ya da aşırı tüketim sorunumuzun çözümü tek başına minimalizm değil diyor. Bunu da şöyle bir argümanla desteklemiş. Nasıl ki kapitalistler ne kadar çok eşyaya sahip olduklarıyla övünüyorlarsa minimalistler de diyor ne kadar az eşyaya sahip olduklarıyla övünürler diyor ki bence çok da yanlış bir düşünce değil. Çünkü bu yüzden işte kiminin 100 eşyası, kiminin 33 eşyası, kiminin işte bilmem kaç eşyası hep gündeme geliyor. Öte yandan ben de şöyle düşünüyorum. Nasıl ki kapitalizmde her zaman daha lüksü, daha iyisi, daha kalitelisi varsa minimalizmde de her zaman için daha sadesi, daha fonksiyoneli, daha az yer kaplayanı her zaman mümkün. Ve sürekli sadeleşirken bunlarla kafa yormak açıkçası bana birazcık fazla gelmeye başladı. Bunu yapanları da bu arada eleştirmiyorum. Kimsenin hayatına karışamam ama benim hayatım zaten yeterince stresli. O yüzden de işte elimdeki eşyaya her zaman daha sade, daha az yer kaplayacak bir şey bulmak beni çok yormaya başladı bu şekilde düşünmek. Çünkü benim inandığım minimalizme göre kısıtlı kaynaklarımı ben etkin kullanmalıyım. Yani zaman, para, enerji ve evimdeki alan bunların hepsi buna dahil. Yani sadece evimdeki alanı düşünerek buna zaman ve enerji ayırmak ya da buna sürekli bir şeyleri yenileyerek ekstra para ayırmak da çok bana göre değil açıkçası. Hatta bu yüzden de bazen eleştirildiğim oluyor. İşte evinizde bir sürü eşya varmış, bir sürü şey varmış. Bu nasıl minimalizm gibi. Ben kendi eski halime göre son derece sadeleşmiş olsam da zaman zaman böyle eleştiriler alabiliyorum. Ve açıkçası buna kızmıyorum. Çünkü minimalizm deyince insanların kafasında belli yaşam şekilleri oluşmuş ve benim yaşam şeklimi bununla birebir örtüştüremedikleri zaman bu şekilde yorumlar yapabiliyorlar. Bunu da son derece olağan buluyorum. Öte yandan İstif Çağı kitabı diyor ki eşyada boğulma sorunumuzun çözümü aslında deneyimcilik diyor ki ben bu duruma çok katılıyorum. Yani minimalizm ve deneyimcilik ikisi birlikte bence çözüm olacak diye düşünüyorum. Tam olarak İstif Çağı kitabında böyle anlatılmasa da. Bunu da kendim fotoğraf çekmeye başladıktan sonra keşfetmiştim aslında. Çünkü daha gün ağarmadan yola çıkıp gecenin bir yarısında eve döndüğüm ve işte hiç yorgunluk hissetmediğim ya da ne bileyim bazen saatlerce tuvalete gitmeden, saatlerce yemek yemeden dolaştığım ve o anda karşılaştığım hiçbir sorunu böyle aklımın köşesinden bile geçirmediğim günler olmuştu.
Yani keşfettim dediğime bakmayın. Aslında bu sadece benim farkına vardığım bir şey olmuştu. Ki büyük markalar bunu çok daha önceden keşfetmişler. Çünkü bugün baktığınızda işte Louis Vuitton gibi büyük markalar bile yeni bir mağaza açtığında işte böyle bir derginin bir sayfasını duyurmak yerine müşterilerine unutulmaz bir deneyim yaşatacak eventler düzenliyorlar. Ya da Puma gibi markalar mesela iki al bir öde kampanyası yapıyorlar ama o bedavaya gelen çifti size vermiyorlar. İhtiyaç sahibi, yoksul çocuklara veriyorlar. Dolayısıyla siz de aslında bir ayakkabı satın aldığınız zaman onun yanında da hani muhtaç birini sevindirmenin, ihtiyacı olan birini mutlu etmenin deneyimini de satın almış oluyorsunuz. Bana kalırsa eşyalarımız böyle bir yangın sebebi olacak boyuta gelmeden ki bunlar kitap gibi çok kıymetli eşyalar bile olsa onlarla vedalaşmak ve bunu yaparken de deneyimleri ön planda tutarak yapmak aslında eşyada boğulma sorunumuzun bir çözümü olacak diye düşünüyorum. Deneyimleri ön planda tutmak derken kastettiğimse aslında şu. Mesela çok gitmek istediğiniz bir seyahate para biriktirirken çok istediğiniz başka bir eşya, bir kıyafet ikinci planda kalabilir. Onu belki erteleyebilirsiniz ya da ne bileyim. Evde atıl olarak bekleyen ama satmaya kıyamadığınız ya da fotoğrafını çekmeye üşendiğiniz için onu bir türlü ikinci el uygulamalarına koyamadığınız bir eşyayı satıp daha sonrasında bunu nakde çevirmek deneyimleri ön planda tuttuğunuzda çok daha kolay olabiliyor. O yüzden bu videoda bunlardan bahsetmek istedim. Videonun başlarında size bir sürpriz yapacağımdan bahsetmiştim. Bu videonun ilham kaynağı olan İstif Çağı kitabının ve bir alışverişimden bana hediye gelen George Orwell'ın 1984 ve Hayvan Çiftliği kitaplarını sizlerden bir kişiye hediye etmek istiyorum. Bunun için yapmanız gerekenler beni YouTube'dan ve Instagram'dan takip edip bu videonun altına istediğiniz herhangi bir yorumu yazmak. Çekilişin sonucunu 30 Temmuz Cuma günü Instagram'dan ve buradaki yorumlar kısmında yorumlara sabitleyecek şekilde paylaşmayı düşünüyorum. Şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.